Aman da aman halasının güzeli. Benim çıkmam lazım. Daha önceden bir iş yemeği planlamıştım. Ona yetişmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Yok abi, sen hallet işlerini. Biz de birazcık özlem gideririz. Gibi. Kına aşkım. Git oğlum, git. El alem gıyabımızda kına yaksın. Sen iş yemeğine git. Anne başlama yine ya. Sana kaç kere söyledim. Bu formalite evliliği Medine'nin abileri için yapıyoruz. Alemin kızını kurtarmak sana mı düştü? Evet anne, bana düştü. O kızın başına ne geldiyse benim yüzümden, ailen yüzünden geldi. Bunu sana kaç kere söyleyeceğim daha anneciğim ya? Bütün bunlar formaliteyse bile damadın annesini kınaya çağırmamak hangi geleneğe göre niye sığar ha? Anne tamam artık, uzatma lütfen. Ben ömrü hayatımda böyle bir şeyi ne gördüm ne duydum. Ha bütün bunları sen kendine ve ailemize yakıştırıyorsan aferin sana. Ama benim sana artık söyleyecek hiçbir lafım yok. Seni de beni razı et diye çağırdı değil mi? Takılma abi, annemi biliyorsun işte. Acil geldiğince atlayıp geldim. Senin sınavların falan yok mu peki değil mi? Yok yok, merak etme, var daha vize haftama. Tamam. Pelin bak, ben gidiyorum, geç kalmayacağım. Sen anneme çok dikkat et. Eğer bir şey olursa da ara beni. Tamam, tamam. Abi ben de. Hadi kızım. Dur, gitti mi? Gitti mi? Gel bakalım. Hadi kızım, hadi. Hadi çabuk ol, biraz düşmüşüm be. İki ayağımı kabuca soktun ya. Hem yani bizi çağırmamıştır işte. Ne işimiz var bizim kınada? E onun için gidiyoruz ya zaten. Görsünler bakalım oğlan annesini çağırmamak nasıl oluyormuş. Ha sen bildiğin olay çıkartmaya gidiyorsun yani. Anneciğim, abim anlattı ya, formalite bir evlilikmiş bu. O yüzden çağırmamışlardır. Kızım, ben seni İzmir'den bana köstek ol diye mi çağırdım ha? Gel buraya güzel güzel konuş, abini ikna et, bu işten vazgeçsin diye çağırdım. Anneciğim, o başka, kına basmak başka ya. Hem abim sana demedi mi uzatma diye? Bak vallahi dev kızar. Ay çok korktum. Hadi oyalanma, git Nil'i indir, çıkalım bir an önce, düş peşime hadi. Anneciğim tamam, sen sakin ol. Uyudu zaten, alıp geliyorum. Hadi, hadi. Efendim Pelin, ters bir durum mu var? Abi, annem tutturdu kınaya gideceğim diye. Vazgeçiremiyorum. Ne diyorsun sen Pelin? Sakın böyle bir şey yapmasın. Dur, dur. Dinliyor mu ki beni? Kapının önünde beni bekliyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Tamam, sen sakın yanından ayrılma. Ben hemen geliyorum. Alo Harun, ben mekana yaklaştım ama geri dönmem gerekiyor. Ailevi bir durum. Kusura bakma. Tamam, görüşürüz. Ay anne ya. Ana kaknem geldi. Kaknem Murat'ın anası. Merhaba kak. Güner Hanım. Hoş geldiniz. Nereye böyle sempatik sempatik? Pek hoş gelmedik. Oğlumun kına gecesi yapılıyor ve biz davet edilmiyoruz. Anneciğim tamam, birazcık sakin mi olsak? Ha? Siz? Pelin ben, Murat'ın kardeşiyim. Ha, İzmir'de üniversite okuyan. Maşallah ne güzelsiniz güzel ayna. Maşallah ne güzel eğleniyorsunuz öyle. Ben ömrümde hayatımda böyle bir şey ne gördüm ne duydum. Gizli kapaklı kınalar, kayınvalideyi davet etmemeler. Yani öyle bir şey gibi değil de küçük çapta bir şey yaptık. Hani bir de acelemiz var diye. Görelim bakalım kınayı. Yürü kızım. Hayri. Demir seninle şimdi hiç uğraşamam. Meydan muharebesi başlıyor. Bu kadın kınamı yakacak, bir yerimizden kan mı çekecek, ne yapacak? Sevdiğimi andım, aha hay. Dediğimi yaptım, aha hay. Pişmanla nispet, aha hay. Medine, kardeşim. Medine. Kaynanan geldi, kaynanan Güner Hanım. Bu Murat Bey'in annesi değil mi? Ay evet, ta kendisi. Kapat kızım şu müziği. Kapat, kapat Esma. Bebe koyuyor ya, ondan diyor. He? Kapat, kapat. Hoş geldiniz. Merhaba, Pelin ben. Murat'ın kardeşiyim. Çok memnun oldum. Sen ne utanmaz şeysin. Bir de memnun oldum diyor. Ne desin ya? Ha? Ne desin? Ayıp oluyor ya. Anne ne olursun yapma ya. Esas ayıp onların yaptığı. Yangından mal kaçırır gibi kınalar. Yıldırım nikahları. Esma ablamı çağır. Kınalanca ablam gelir. Yürü, yürü, yürü. Bak kınayı yakmışlar bile. Tabii biz kimiz neyiz ki değil mi?
Ya sen ne utanmaz arlanmaz bir şeysin. Oğluma büyü falan mı yaptın sen? Ama ayıp oluyor ya. Ne biçim konuşuyorsunuz siz? Tamam, ben de çocuklara her zaman aynı şeyi söylüyorum İsmail. Songül abla neredesin ya? Seni arıyorum her yerde. Buradayım kızım, ne oldu? Ya Murat Bey'in annesi geldi, kınayı bastı. Ablamın üstüne geliyor şu an, gelmen lazım acil. Kınayı bastı, ablanın üstüne mi yürüyor? Allah'ım dur. Kusura bakmayın İsmail sorun Bey. Sorun değil, sorun değil Songül Hanım, siz halledin. Hay Allah. Anne diyeceğin dedin, hadi artık gidelim. Dur, daha içim soğumadı. Daha ne kadar soğuyacak acaba ya? Tamam Medine, tamam kardeşim. Ne oluyor ya burada? Songül geldi, şimdi ağızlarının payını veririm onlara. Sen de bayağı sabah programı izler gibi izliyorsun canım. Ne yapayım hayatım? Oğlumun kınası da davet edilmedim, onun hesabını soruyorum bundan. Hanımefendi. Bu dediğiniz kızın bir adı var. Medine. Nerede, hangi adette görülmüş kayınvalidenin kınaya davet edilmediği? Ya sizin niyetiniz belli. Kızın en mutlu gününü heder etmek istiyorsunuz. Medine'yi istemediğinizi de biliyoruz. Anne hadi gidelim artık. Evet, istemiyorum. Ben oğlumu bu temizlikçiyle evlensin diye büyütmedim. Tövbe yarabbim ya. Ayrıca oğlum da buna dönüp bakmaz zaten. Ama bu allem etti, kallem etti, büyüler yaptı, kendini oğluma yamamaya çalışıyor. Ben hayatta olduğum sürece buna izin vermeyeceğim. Anne! Medine, şey yap baksın. Anne, senin ne işin var burada? Oğlumun kınasına geldim. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Hadi. Murat! Anne, tamam dedim. Hadi Pelin, annemi de al dışarıda bekle. Hadi. Tamam yavrum, tamam, tamam. Medine. Kusura bakma. Önemli değil. Yani belki onları çağırmamız gerekiyordu ama yani biz bilemedik isterler mi diye. Size sonra konuşuruz. Medine. Abla. Koş. Songül Hanım, sizden özür dilerim. Hepinizden. Lütfen siz devam edin. Lütfen. Vallahi hakkaniyetli, esaslı bir birey ha. Haydi Allah aşkına dur ya, konuşma şimdi, vallahi bak sana patlayacağım ha. Ben ne dedim şimdi? Ay ne oldu Songül yahu? Ay ne oldu diyorsun, sen de görmedin mi Canan Hanım ya? Vallahi bak elim ayağım titriyor ya. Bir limonlu su bir şey getirsene. Aa, ne dedim ayol ben şimdi? Ben de onu diyorum, ben ne dedim şimdi? Dur hadi getireyim. Hadi kızlar, hadi düşmeyin, hadi bak. Hadi müziği açın, aç müziği. Geldi seni. Abla tamam, ağlama artık. İyiyim. Tamam. Üşüyorsun. Senin üstüne bir şeyler getireyim. Geliyorum hemen. Tamam? Annem nerede? Sinirlendi, eve gitti Nil'le. Pelin sen nasıl izin verirsin annemin buraya gelmesine ya? Ya annemi bilmiyormuşsun gibi. Dinliyor mu sanki beni? Kaç kere söyledim benim hayatıma karışma diye ya. Abi bak, annem gibi bir yerden söylemiyorum ama sana bir şey sormam lazım. Yani... Abi sen gerçekten emin misin bu evliliği istediğine? Ne alakası var şimdi bunun Pelin? Abi sen bazı şeyleri görmüyormuşsun gibi geliyor bana. Yani... Ya ben kardeşin olarak söylemek zorundayım. Pelin sen ne demeye çalışıyorsun? Abi siz ikiniz... Yani çok farklısınız. Bambaşka hayatlar. Ne fark eder? Medine iyi bir kız. Öyle olduğu belli zaten. Ona bir lafım yok. Ama iyilik bir hayatı paylaşmak için yeterli mi sence? Yani mesela ortak bir çevreniz olabilecek mi? Ya da ne bileyim yani bir filmi birlikte izlediğiniz zaman konuşabilecek misiniz? Yani biliyorum sen formalite diyorsun ama... Yani Medine sana karşı boş değil. Sen de değilsin. Bu evlilik seni mutsuz eder abi. Ben onun yanında mutluyum Pelin. Şimdi evet. Ama ya zaman geçince? Evde masanın üstünde sana yazdığı mektubu gördüm. Okudun mu? Yani başta özel bir şey olduğunu anlamamıştım. Okudum. Okurken de bayağı zorlandım. Yani Medine daha duygularını kağıda dökemiyor.
Yani inan böyle küçümsemek için söylemiyorum. Ama yani her şeyi yanlış yazmış. Yani suçu yok tabii ama bambaşka bir insan o. Sen gerçekten emin misin? Yani bu ilişkinin yürüyeceğine? Ben de olmayacağının farkındayım. Ben de her şeyi görüyorum Pelin. Tamam abi işte o zaman. Ya niye ısrar ediyorsun bu kadar? Abi. Pelin. Ön yargılarımla hareket etmeyeceğim bu konuda. Medine çok başka. Çok iyi bir kız. Karşılıklı kalpler dolu oldukça gerisi bir şekilde hallolur belki de. En azından şu anda buna inanmak istiyorum ben. Hadi eve gidelim. Hadi. Ay Medine, iyisin değil mi ablacığım? Ay vallahi benim de bak tansiyonum oynadı. Elim ayağım yani. He oynadı vallahi, limonlu su içirdim ablama. Şimdi daha iyisin. Ben iyiyim, iyiyim. Kızım tamam ya. Aa. Medine ya yapma. Ama bak Murat Bey nasıl 10 numara adam ha. Hep vaktinde geliyor, hep vaktinde yetişiyor. Yani kaynanadan yana şanslısın ama damat 10 numara. Ya boş ver ya. Sen kaynanayla mı evleniyorsun zaten? Murat Bey de sallamıyor bile ya. Görmüyor musun? Ağlam artık ya. Bugün bizim en mutlu günümüz. Hay bu da ağla ağla. Gelin ağlamasını abarttık ha. Gel sarılayım ben sana. Gel. Gel ben sana sarılayım. Hem ağlarım hem giderim. Hem ağlarım hem giderim. Ben de sarılayım. Ay kuzum benim. Daha boş ver sen o kadını ya. Allah Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.